Haberin merkezi Kanal Urfa ekranlarından bir kez daha merhabalar. Gelişmelerle ana haber bülteninde yeniden sizlerle birlikteyiz. Sevgili izleyenler, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin Giresun ve Trabzon 6. olan il kongrelerine katıldı. Giresun'da yaptığı konuşmasında AK Parti-MHP ittifakına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzon'da yaptığı konuşmasında ise Afrin'de 3747 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyleyerek, İnşallah kısa sürede Tel Rifat'ı da kontrol altına alarak bu harekatı hedefe ulaştıracağız, dedi. Recep Tayyip Erdoğan geliyor! Giresun'da 19 Eylül spor salonu girişindeki alanda Giresunlulara seslenen Erdoğan, ardından salonda partilerle buluştu. Erdoğan burada yaptığı konuşmada AK Parti-MHP ittifakına değindi. MHP'li kardeşlerimizle beraber el ele vererek, omuz omuza vererek, dayanışma içerisinde inşallah 2019 seçimlerinde sandıkları patlatacak, ümmetin, milletin birliğini, beraberliğini zirveye taşıyacağız. Giresun İl Kongresi sonrasında Trabzon'a geçen Erdoğan burada da spor salonu önündeki kalabalığa hitap etti. Sonrasında spor salonuna geçerek partilere hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısının 3747 olduğunu duyurdu. İlk olarak Fırat Kalkanı Harekatı'yla terör koridoru projesine ilk darbeyi vurdu. Ardından Zeytin Dalı Harekatı'yla bu koridoru Akdeniz'e bağlama çabasının önünü kestik. İnşallah kısa sürede Tel Rifat'ı da kontrol altına alarak bu harekatı hedefine ulaştıracağız. Bugün itibariyle etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 3747. Amerika'nın bir an önce Münbiç'in denetimini terör örgütünden alıp bölgenin gerçek sahiplerine devretmesi gerekir. Biz bu kardeşlerimizle birlikte kısa sürede Münbiç'i altyapısı ve üst yapısıyla ayağa kaldırır, ülkemizde yaşayan bölge halkının bir an önce evlerine dönmesini sağlarız. Şayet terör örgütü buradan çıkartılmazsa, o zaman bu işi bölge halkıyla birlikte biz yapmak mecburiyetinde kalırız. Kandil'deki ve Sincar'daki teröristleri derhal boşaltılmazsa, bu işi bizzat yapmak bizim için kaçınılmaz bir durum haline dönüşür. Topraklarının egemenliği konusunda hassas olanlardan bu hassasiyeti önce terör örgütlerine karşı göstermelerini bekliyoruz. Önceki gün Şanlıurfa'da temizlik işçisinin dikkati sayesinde okul yolunda bulunan patlayıcı ekipler tarafından imha edildi. Anlam bilgiye göre olay Şanlıurfa'nın Eyyubiye ilçesine bağlı Selçuklu mahallesinde yaşandı. Öğle saatlerinde İmam Hatip Lisesi ile İmam Hatip Ortaokulu yolunda temizlik yapan belediye işçisi Mehmet Mengi, kaldırdığı taşın altındaki poşeti açınca kablolarla bağlı bombaya benzeyen bir cisim gördü. Poşeti yerine bırakan işçi vatandaşları uzaklaştırdıktan sonra polise haber verdi. Olay yerine giden ekipler poşetteki cismin el yapımı bomba olduğunu saptadı. Yolu kapatan ekipler bombayı fünye yardımıyla patlattı. Bombayı nasıl bulduğunu anlatan Eyyubiye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü görevlisi Mehmet Mengi, bomba düzenini görür görmez polise haber verdiğini anlattı. Poşet, kırmızı poşet taşlar üstündeydi. Taşlar üstünde kaldım, kalktım, taşları attım, poşet altındaydı. Poşetten sonra açarken bir baktım, panikladım, %55 aldım. İyiler roket aldı şeydi. İyiler bunlar. Patlattılar, künyada geldiler, patlattılar, şey yaptılar. Burası okul yolu mu? Evet, 3618 okul yolu. Öğrenciler buradan gidip geliyor mu? Evet. Okulun ana güzergahı, iki okulun ana güzergahı. Tünye ile patlatılan patlayıcının parçaları ekipler tarafından emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Denizli'nin Tavas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Kazada hayatını kaybedenlerin en küçüğünün 17, en büyüğünün ise 19 yaşında olduğu belirtildi.
Dün gece geç saatlerde yaşanan kazada 18 yaşındaki Mehmet Anıl Bayraktar idaresindeki 20 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı ve yol kenarındaki su birikintisine devrildi. Araç içerisinde bulunan 19 yaşındaki Muharrem Çineli, kendi imkanlarıyla çıktığı araçtan olayı jandarmaya bildirdi ve yardım istedi. Kısa sürede olay yerine giden jandarma ekipleri durumu hemen 112 acil servis ve itfaiye ekiplerine bildirip yardım istedi. Olay yerine giden ekipler yaklaşık yarım saatlik bir çalışma sonrasında aracı vinç yardımıyla düştüğü su birikintisinden çıkardı. Çıkarılan araçta sürücü Bayraktar'la birlikte 19 yaşındaki Uğur Hepgül, 18 yaşındaki Emin Çotul, 17 yaşındaki Kamil Koca Osmanoğlu ve 18 yaşındaki Süleyman Tağancalıoğlu'nun cenazesine ulaşıldı. Yapılan ilk belirlemelere göre gençlerin su birikintisine düşen araçta boğularak hayatlarını kaybettikleri belirtildi. Yani bu insanlık dramı. Allah vermesin kimseye. Allah düşmanım da ölmesin. Büyük bir acı. Büyük bir acı tabii canım, bilene. Bilenlere çok büyük bir acı. Yani böyle kaza görülmüş değil burada mesela. Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Şanlıurfa'da iki grup arasında yaşanan kavgada 4 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre kavga Şanlıurfa'nın Karaköpe ilçesine bağlı Narlıkuyu mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre gençlerden oluşan iki grup arasında başlayan sözlü tartışma kısa süre sonra taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Mahalle sakinlerinin ayırmaya çalıştığı kavga sebebiyle bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden polisler kavga eden grubu ayırırken olay yerine ambulans çağrıldı. Yaralı iki kişi ambulansa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Diğer iki kişi ise Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaraların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Polis ekipleri kavgaya karışan ve kaçan diğer kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Tarihin sıfır noktası olarak bilinen Göbekli Tepe'de yerli ve yabancı ziyaretçiler havaların ısınmasıyla birlikte yoğunluk oluşturdu. Şanlıurfa Vali Yardımcısı Tarık Açıkgöz'de hedefimiz 1 milyon ziyaretçiyi aşmak dedi. 12 bin yıllık tarihi geçmişiyle dünyanın ilgi odağında olan ve Şanlıurfa'da bulunan Göbekli Tepe'nin yeniden ziyaretçiler açılmasıyla yerli ve yabancı turistler tarihi bu mekanı gezmek için Şanlıurfa'ya geliyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yeni çalışmalarıyla çevre ve görsel düzenlemeler yapılan Göbekli Tepe'de ziyaretçiler duygu dolanlar yaşıyor. Türkiye'nin çeşitli illerinden tarihin sıfır noktasına gelen ziyaretçiler Kanal Urfa mikrofonlarına yaptıkları açıklamalarda Göbekli Tepe'yi daha önce gelip görmedikleri için pişmanlık yaşadıklarını kaydetti. Tabii bunlar heyecan verici. Kültür Bakanlığı'nın yapmış olduğu bu hizmet için teşekkür ediyoruz. Bütün vatandaşların bura hakkında bilgilendirilmesi gerekir. Buraya ziyaret düzenleyerek tanınması lazım. Tebrik ediyorum. Dünya tarihine yeni bir sayfa açmış durumda ve bunun da bilinmesi, tanıtılması, turizm açısından da bize katkısının olması için çalışmalar yapmak lazım. Ben Gaziantep'ten geliyorum. Gaziantep Üniversitesi'nde öğretim görevlisiyim. Bu yapıyı görmek için geldik. Çok uzun, eski bir yapı. 12 tane höyük olduğu söyleniyor ama bir tanesi açılmış sanırım. Güzel tanıtımlarla ülkemize çok büyük kazançlar sağlanacağına inanıyorum. Ülkemize hayırlı olsun. Evet, burası çok güzel bir yer. Arkadaş grubuyla geldik biz. Hem havasıyla şu anda mevsim itibariyle de sıcak olmaması nedeniyle tam gezilebilecek bir ortam var. Yani şaşkınım. Yani bu kadar güzel bir çalışmanın da yapıldığını daha yeni şahit oldum. Kapı girişinden girdim. Selam verdim buraya. Yani çok değişik duygular içindeyim. Çünkü insanların yaşadığı yerde ben de aynı adım atıyorum, yürüyorum. Kim bilir onlar burada ne yaptı, hani nasıl oturdular. Hani mesela içindeki alanları izliyorum. Şurada ne yapmışlardı acaba? Hani şurası nedir, nasıldır? Yani bir zaman gelecek ki biz onlar gibi tabii anılamayacağız. Çünkü onlar insanlığın yaratıldıktan sonraki yaşadığı yerlerde yaşamışlar. İşte kendilerine su alanları yapmışlar. O çukurlarda su içme yerleri. Su olduğu yerde herhalde ibadethane de vardır. İbadet de ediyorlardır burada mutlaka. Yani çok heyecanlıyım. Urfa'ya geldiğim için ayrıca çok mutluyum. Yani böyle bu kadar
bu yaşıma geldim. Keşke daha önce gelseydim. Urfa kardeşliği olmalı bence mutlaka. Yani Urfa da İstanbul kadar büyük. Yani Türkiye'nin herhangi bir şehriyle eş değerde daha da büyük benim için. Yani böyle ilk oluşumlar çok önemli. Tabii ben bunu da hep Kur'an-ı Kerim'e bağlıyorum. Adem Aleyhisselam'ın hani ilk Hindistan'a indiğini, Havva anamızın nereye indiğini tam olarak bilmiyorum ama onlarla ben bağlantı kuruyorum burayı. Acaba diyorum Havva anamızda, Adem anamızda eğer ilk ibadethaneyse burası, onlarla bir alakası olabilir mi diye düşünüyorum. Tabii gerçeği Allah bilir. Bilinen tüm insanlık tarihinin tarihi tekrar yeni baştan 1964 yılından itibaren yeni baştan yazılmaya başladığını hissediyorum. Kanal Urfa mikrofonlarına konuşan Şanlıurfa Vali Yardımcısı Tarık Açıkgöz'e, Göbekli Tepe'de yapılan çevre düzenlemesi sonrasında bu yıl 1 milyondan fazla yerli yabancı ziyaretçi beklediklerini söyledi. Turizm noktasında bizim geçen yıl en üst seviyeye ulaştık. Yani 1 milyona yakın bir turist sayımız gerçekleşti ve bu yılda bizim özellikle fuarlar olsun, diğer Urfa'mızı tanıtım noktasına gittiğimiz yerlerde büyük bir talep var Urfa'ya ve şu anda da otellerimizde doluluk olanı had safhaya ulaştı. Ve ben bu yıl turizm noktasında Urfa'mızın, Şanlıurfa'mızın en üst seviyede olacağını tahmin ediyoruz ve göstergeler o yönde. Ve bizim de bu noktada tabii Urfa'mızda bu noktada hazırlıklarını tamamlamış durumda turistlerimizin gelişi noktasında. Öte yandan Göbekli Tepe'nin ziyaretçilere açık olduğu, diğer yandan resmi açılışınsa ileriki bir tarihlerde yapılacağı belirtildi. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakı Baba çeşitli ziyaretler gerçekleştirmek üzere Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine geldi. Öğle saatlerinde uçakla GAP Havalimanı'na gelen Bakan Fakı Baba karayoluyla Suruç'a geçti. Ziyareti esnasında Bakan Fakı Baba'ya Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, AK Parti Şanlıurfa Milletvekilleri Mehmet Ali Cevheri ile İbrahim Halil Yıldız, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, AK Parti İl Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Nuri Öztürk ve bazı bürokratlar eşlik etti. İlk ziyaretini ilçe kaymakamlığına gerçekleştiren Bakan Fakı Baba, kaymakam vekili Tarık Açıkgöz'den Suruç hakkında briefing aldı. Bakan Fakı Baba, Suruç'un aldığı yatırımların memnuniyet verici olduğunu kaydetti. Kaymakamlıkta bir süre daha devam eden görüşme sonrasında Bakan Fakı Baba ve beraberindeki heyet, Cumhuriyet Meydanı'ndaki esnafı ziyaret etti. Suruçlu vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Bakan Fakı Baba daha sonra Suruç Belediyesi konferans salonunda muhtarlarla yapılacak olan toplantıya geçti. Hatay'da Zeytin Dal Harekatı zaferini kutlayan 10 bin kişilik Arap kökenli Tay kabilesinin yüzlerce üyesi, Türk bayraklarıyla Afrin'in Cinderesi kasabasını gören Bayraklı Tepe'ye araç konvoyuyla geldikten sonra dua etti, halaylar çekildi ve ardından da kurban kesildi. Dört aşiretten oluşan 10 bin kişinin bulunduğu Arap kökenli Tay kabilesi de harekata kazanan zaferi kutlamak için araçlarıyla oluşturdukları uzun konvoyla Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde Afrin'in Cinderes kasabasını gören Davutpaşa mahallesindeki Bayraklı Tepe'ye geldi. Ellerinde Türk bayrakları bulunan kalabalık Kur'an-ı Kerim okuduktan sonra şehitlerimiz için de dua etti. Grup adına konuşan Mustafa Hambolat, Afrin'i asıl sahiplerine teslim eden Türk Silahlı Kuvvetlerine saygı duyduklarını göstermek için etkinliği gerçekleştirdiklerini söyledi. Tay kabilesi olarak Güzide ordumuzun, silahlı kuvvetlerimizin, polisimizin, korucularımızın ve ÜSO mensuplarının çok kısa bir süre içinde bağımlı bir hale getirdikleri Afrin bölgesini 58 gün gibi kısa bir sürede onu fethedip tekrar asıl sahiplerine teslim ettiğini ve ordumuzun yaptığı bu güzide hareketi onlara gösterilen bir saygı olarak burada bulunmaktayız. Kalabalık kabile üyeleri daha sonra toplanarak halay çekti ve Zeytin Dalı zaferini doyasıya kutladı. Etkinin sonunda zafer adına kurban kesildi. Bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa'ya gelen Gıda, Tarım ve Hayvancılık eski bakanı, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Faruk Çelik,
Kente görev yapan basın mensuplarıyla akşam yemeğinde bir araya geldi. Çelik, masada müttefik olanların sahada münafık olduğunu kaydetti. Şanlıurfa'ya sabah saatlerinde özel uçakla gelen Gıda Tarım ve Hayvancılık Eski Bakanı, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Faruk Çelik, kent merkezinde çeşitli ziyaretler gerçekleştirdikten sonra Viranşehir'de vatandaşlarla bir araya geldi. Şanlıurfa il ve ilçe ziyaretleri sonrasında kentte aktif görev yapan basın kuruluşu temsilcileriyle akşam yemeğinde bir araya gelen Çelik, burada basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Faruk Çelik, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Akürek, AK Parti İl Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül de eşlik etti. Bu süreçler şunu ortaya çıkardı, bütün maskeleri düşürdü. Kimsenin Kürt'ü iktidar yapma, kimsenin Kürt'ü refah düzeyini yükseltme, kimsenin Kürt'ün geleceğini imar etme, mamur etme gibi bir derdin olmadığı çok net ortada. Çelik, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkinde şu sözleri sarf etti. Amaç silahtı, amaç çatışmaydı, amaç Türkiye kan kaybettirmekti. Kan kaybettirmekten sonra da toprak kaybettirmekti. Bu tablo karşısında Türkiye atılması gereken adımları attı ve kararlı bir şekilde de şu anda duruyor. Ama enteresandır. Uluslararası unsurlar, müttefiklerimiz, ki ben onlara masada müttefik, sahada münafıklık yapan unsurlar diyorum. Onlar şu anda garip bir şekilde zehiri zehirle temizleme, terörü terörle temizleme gibi garip garip işlere giriyorlar. Hatta utanmadan PKK'yı PYD'yi PKK'yla çatıştırabileceklerini söylüyor Savunma Bakanı. Yani onu onunla diyor yok ederiz filan gibi. Bu ne kadar konulara vakıflar, ne kadar bölgeye hükmediyorlar, ne kadar bölgedeki unsurları kendilerine piyon yaptıklarının en açık ve en bariz göstergesi. Onun için demokrasi, evet, özgürlükler, evet, hürriyet, evet, kalkınma, evet, dostluk, kardeşlik, evet. Ama silah niye? Silah olduğu için Türkiye devlet olarak milletin geleceği, milletin istikbali, devletin bekası için atması gereken adımları her türlü riski göze alarak atmaya başladı. Ve bu sorun çözülünceye kadar da uluslararası diplomasideki ilişkilerimiz, silahlı mücadeleyi göze alanlarla silahlı mücadelemizin süreci, bir sürecin içerisinden geçtiğimizi ifade etmek istiyorum. Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu vefatının 9. yılında sevenleri tarafından kabri başında anıldı. Kahramanmaraş'ta 9 yıl önce helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi'nin merhum lideri Muhsin Yazıcıoğlu, Taceddin dergahında bulunan kabri başında dualarla anıldı. Türkiye'nin dört bir yanından Yazıcıoğlu için gelen binlerce seveni merhum için dua etti. Anma programına Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Yazıcıoğlu'nun yakınları ve yaklaşık 5000 kişi katıldı. Programda Yazıcıoğlu için dua edildi ve mezarı başında karanfil bırakıldı. Programda konuşan Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Yazıcıoğlu davasının takipçisi olduklarını söyledi. Boğaz'da 9 senedir süren bir dava ve soruşturma süreci var. Şu anda Kahramanmaraş'ta sürmekte olan bir ana soruşturma davası ve buna verilen bir takipçi kararı. Yine Kahramanmaraş'ta 15 Temmuz Fethullah Gazetesi'nden sonra açılan aynı bir soruşturma davası. Yine Kahramanmaraş Başsavcılığında süren bir mahkeme. Yine Kahramanmaraş Köksüz Cumhuriyet Başsavcılığında süren bir mahkeme. Yine Ankara Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında süren bir soruşturma. Yine Ankara Cumhuriyet Savcılığında süren bir soruşturma. Bunların hepsini takipçisiniz. Ve ben inanıyorum ki, ben ümit ediyorum ki inşallah en kısa zamanda özellikle ana soruşturma dosyasına 15 Temmuz Halim FETÖ darbesinden önce verilen takipçilik kararları kaldırılacak ve bütün bu soruşturmalar
bütün bu dosyalar birleştirilecek ve baştan itibaren tekrarlanan soruşturularak bu hadiseyi bilerek hatası, yanlışı, ihmali, kusurlu ve kasıtlı olanlar mutlaka ama mutlaka hukuk önüne mahkemeye çıkarılacak ve hem onlar hak ettikleri ceza alacak hem de bu süreç kesin olarak Allah'ın izniyle aydınlatılacak. Eyyubiye Belediyesi ve Hukukçular Derneği tarafından organize edilen hukuki boyutlarıyla Kudüs meselesi konulu panel yoğun katılımla gerçekleşti. Mehmet Akif İnan konferans salonunda gerçekleşen panele Eyyubiye Belediye Başkanı Mehmet İkinci, AK Parti Şanlıurfa Milletvekilleri Halil Özcan, Mehmet Ali Cevheri, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Sadi Doğan, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle çok sayıda vatandaş katıldı. Moderatörlüğünü Eyyubiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci'nin yaptığı panele konuşmacı olarak katılan Hukukçular Derneği Genel Başkanı Avukat Cavit Tatlı, Yeryüzü Adalet ve İnsan Hakları Derneği Başkanı Avukat Yasin Kayacı ile Hukukçular Derneği Genel Başkan Yardımcısı Avukat Adem Yıldırım, Kudüs'ün sadece Filistinlilerin meselesi olmadığını, tüm Müslümanların meselesi olduğunu belirtti. Eyyubiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci'nin Kudüs şiirini okuduğu panelde duygusal anlar yaşayan vatandaşlar, panelde Kudüs'le ilgili verilen hukuki bilgilerden faydalandı. Kudüs'le ilgili sunumun da yapıldığı programda konuşan Eyyubiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, içinde bulundukları coğrafyanın bir kan gölü haline dönüştürülmeye çalışıldığını söyleyerek, İslam coğrafyasının olduğu her yerde sıkıntı oluşturulmaya çalışıldığının altını çizdi. İçinde bulunduğumuz coğrafya, ifade etmeye çalıştığı gibi bir kan gölü haline dönüştürmeye çalışıyor ki İslam coğrafyası olduğu her yerde maalesef sıkıntılar var. Amaç bizleri birbirimize ulaştırmak ama onlar için arzulur olarak öngörülükle maalese doğru gitmektir. Uyanış anlamında, bilinçlenme anlamında birkaç coğrafyanın düzenlenmesi gerekiyor. Evet, Kudüs dedikçe hep tekbirler duyuyoruz ama işin diğer boyutunda inşallah dinlemiş olacağız. Panelde konuşan AK Parti Şanlıurfa Milletvekilleri Halil Özcan'la Mehmet Ali Cevher'e ise Kudüs'ün sadece Filistin'in meselesi değil tüm Müslümanların meselesi olduğunu belirtti. 1917'de tarihinden itibaren Osmanlı çekilmesiyle Kudüs esir ve işgal altında. 1947'de bir kısmı gitti ve Kudüs ve Doğu Kudüs özellikle Birleşmiş Milletler kararıyla Kürt'ünün ülkesine verildi ve 1967'de tekrar 7 gün savaşları, meşhur 7 gün savaşlarında Kudüs tamamıyla işgal edildi ve işgal altında kaldı. Muhakkak İslam'ın onurlu güneşin bütün İslam aleminin kucaklaması lazım. Aksakir'de zulmün böyle devam etmemesi lazım. 1837. Bunu tabi İngiltere bir fırsat biliyor. O 9000 Yahudi üzerinden 1940 yılında ilk defa Filistin'e büyükelçiliğini açıyor. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde Suriye uyruklu bir kişi ektiği 7 ton sarımsağı para etmiyor gerekçesiyle vatandaşlara bedava dağıttı. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde Suriye uyruklu bir kişi ektiği 7 ton sarımsağı para etmiyor gerekçesiyle vatandaşlara bedava dağıttı. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı Murat Kırsal mahallesinde aldığı 40 bin lira borç parayla 23 dönüm araziyi kiralayarak sarımsak eken Suriye uyruklu Hemude Cemal, topladığı sarımsaklar para etmeyince vatandaşa bedava dağıttı. Kamyonete yüklediği 7 ton sarımsağı sokakları dolaşıp dağıtan Hemude Cemal, para etmediği için anne ve babasının hayrına vatandaşlara bedava verdiğini söyledi. Bedava sarımsağı gören vatandaşlarsa şaşkınlıklarını gizleyemedi. Sarımsak torbalarını el arabası, at arabası, bisiklet ve omuzlarını alan vatandaşlar evlerine götürdü.
Her şeyin kısmet olduğunu dile getiren Cemal yaptığı Kürtçe konuşmada 23 dönüm tarla kiraladım. 6 ay boyunca hizmet ettim. 40 bin lira parayı borç edip masraf yaptım. Bugün de sarımsaklar para etmiyor. Ben de anne ve babamın hayrına dağıtıyorum. Müslümanlar yesin. Her şey kısmetmiş. Şu anda 7 ton sarımsağı dağıtıyorum dedi. Ceylanpınar Belediyesi ve İHH işbirliğiyle 350 yetim çocuğa program düzenlendi. İHH'nın belli aralıklarla düzenlediği Yetim Gülerse Dünya Güler projesinin bu seferki durağı Ceylanpınar oldu. Ceylanpınar Belediyesi'nin ve İHH işbirliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte evlerinden alınan yetim çocuklar ve aileleri özel eğitim uygulama okulunda konuk edildi. Çocukların çeşitli etkinliklerle eğlendirildiği programa Ceylanpınar Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Bayol da katıldı. Çocukların etkinliğini ziyaret ederek onlarla sohbet eden ve çocuklarla birlikte oyunlar oynayan Ceylanpınar Belediye Başkan Yardımcısı Bayol, manevi yönden mutluluk veren bir aktiviteye ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Şanlıurfa Mahallesi ziyaret sonunda bir mahalle açılacak. Orada dedi ben de buna bir içme su kuyusu hibe etmek istiyorum. Ve ayrıca aldığımız bir kararla dedi ben Ceylanpınar Belediye Başkanı olarak da Güneydoğu Şanlıurfa Mahallesi adına ben bir tane içme su kuyusu açacağım. Ve kendilerine bugün temsilcimiz de bölge temsilcimiz bunu zikretti. Ben tekrar hepimizin adına kendisine de teşekkür ediyorum. Hepimizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Oyunlar, animasyonlar ve eğlence gruplarında gönüllerince eğlenen yetim çocuklar unutamayacakları bir gün geçirdi. Minikler kendileri için hazırlanan ikramları tadarken bir yandan da eğlenceli yüz boyama etkinliğine katıldı. Öte yandan düzenlenen programa Ceylanpınar Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Bayol'un yanı sıra Ceylanpınar İlçe Kaymakamı Ahmet Karatepe, AK Parti Ceylanpınar İlçe Başkanı Ali Şimşek, Ceylanpınar Belediye Meclis Üyeleri ve vatandaşlar katıldı. İHH Şanlıurfa Şube Başkanı Behçet Atilla, Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla'nın Arakan'da bir su kuyusu üstlendiğini belirterek Başkan Atilla'ya katkılarından dolayı teşekkür etti. Deniz su kuyularımızın her biri 65 bin lira, iki tanesini, bir tanesini Menderes Bey kabul etti. Üstüne aldı ve parayı da yatırdı. Allah kendisine razı olsun. Huzurlarımıza kendisine çok teşekkür ediyoruz. AK Parti Ceylanpınar İlçe Başkanı Ali Şimşek ise yetimin başını okşamanın sevap olduğu bir dine mensup olmanın mutluluğu içerisinde olduklarını kaydetti. Karaköprü Belediyesi ve Fen Lisesi tarafından ortaklaşa olarak 8. sınıf öğrencilerine yönelik ödüllü deneme sınavı yapıldı. Karaköprü Belediyesi Şanlıurfa Fen Lisesi ile birlikte Şanlıurfa'da 8. sınıf öğrencilerine yönelik ödüllü deneme sınavı düzenledi. Karaköprü Belediyesi'nin katkılarıyla Şanlıurfa Fen Lisesi Karaköprü Belediyesi ortaklaşa sınav düzenlemekteyiz. Sınavımız geçen dakika sürecek arkadaşlar. Şanlıurfa'daki 60 okuldan 3'er öğrencinin katıldığı sınavda toplam 180 öğrenci başarılı olmak için ter döktü. Sizin kodlamaları sağlanacak. Şanlıurfa Fen Lisesi'nde yapılan sınavda 20 Türkçe, 20 matematik olmak üzere 40 soru sorulurken, sınavda birinci olan öğrenci tam altın, ikinci olan öğrenci yarım altın, üçüncü olan öğrenci ise çeyrek altınla ödüllendirilecek. Sınavın yapılmasında Karaköprü Belediyesi'nin önemli katkısı olduğunu dile getiren Şanlıurfa Fen Lisesi Müdür Vekili Mustafa Tarak, eğitime verdikleri destekten dolayı Karaköprü Belediyesi'ne teşekkür etti. Öncelikle bu sınavın bu seviyeye gelmesinde büyük emeği geçen Karaköprü Belediyesi'ne çok teşekkür ederiz. Karaköprü Belediyesi daha önce benzer projeler yürüttük. Bu anlamda eğitime verdiği destekten dolayı belediye başkanımıza ve belediye çalışanlarına çok teşekkür ederiz. Sınavımız Şanlıurfa'daki çeşitli okulları temsil eden her okuldan 3 öğrenci, fen ve matematik
milli yarışması adı altında ödüllü bir yarışmamız olacaktır. Birinciye tam altın, ikinciye yarım altın, üçüncüye çeyrek altın verilecektir. 60 Şanlıurfa Merkez Okulu'ndan 3'er öğrenci, 180 öğrenci toplam. Öte yandan sınav sonuçlarının hafta içi açıklanacağı belirtildi. Mardin'in Yeşil ilçesinde 13 gün önce evinde uyuduğu esnada yorgana sarılarak kaçırıldığı ileri sürülen 16 yaşındaki kız çocuğu, kendisini kaçırdığı iddia edilen kuzeniyle birlikte Şanlıurfa'nın Miranşehir ilçe emniyet müdürlüğüne teslim oldu. Kız çocuğunun emniyetteki ifadesinde kaçırılmadığını ve isteyerek kaçtığını söylediği belirtildi. Olay Mardin'in Yeşilli ilçesinde 13 gün önce yaşandı. Ailesinin iddiasına göre 16 yaşındaki DM evde uyuduğu esnada akrabaları tarafından yorgana sarılarak kaçırıldı. Ailenin durumu bildirmesi üzerine Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Emniyet Müdürlüğü tarafından kız çocuğunun bulunması için çok yönlü çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmada olaya karıştığı değerlendirilen BS adlı şahıs gözaltına alındı. BS emniyetteki ifade işlemleri sonrasında çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Olayın faili olduğu değerlendirilen İS hakkında da nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından yakalama kararı çıkarıldı. Polisin her yerde didik didik aradığı DM ve İS, akşam saatlerinde Şanlıurfa'nın Viranşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek teslim oldu. DM'nin ifadesinde kaçırılmadığını belirterek isteyerek kaçtığını söylediği öğrenildi. Kız çocuğu ifadesi ardından ailesine teslim edildi. Baba Metin ve anne Mülkiye M, olayın ardından yaptığı açıklamalarda kızlarının kaçırıldığını iddia etmişlerdi. Anne Mülkiye M, kaçıranların akrabaları olduğunu ama hiç tanımadıklarını söylemiş ve yetkililerden kızlarının bulunması için yardım etmelerini istemişti. Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık, AK Parti Hilvan İlçe Başkanı Mustafa Cedir ve belediye meclis üyeleriyle birlikte esnaf ziyaretlerini sürdürüyor. Beraberindekilerle semt pazarı ve çarşı esnaflarını ziyaret edip esnafların sorun ve taleplerini dinleyen Hilvan Belediye Başkanı Hasan Ali Bayık yaptığı yazılı açıklamada, geçmişe nazaran esnafların hem sorunlarının hem de taleplerinin azalmış durumda olduğunu kaydetti. Başkan Bayık, 2009 yılına kadar hiçbir koruma ve hijyen ortamı olmadan gelişi güzel sergi açan esnaf ve vatandaşların belediyeye ilettiği talepler doğrultusunda başlatılan çalışmalarla bugün herkesin rahatlıkla ulaşabileceği nezih bir mekanda pazar yerini açtıklarını dile getirdi. Başkan Bayık hem ulaşım bakımından hem de hijyen konusunda büyük bir kolaylık sağlayan semt pazarının özellikle bayanlar için memnuniyet verici sonuçlar verdiğini kaydetti. Başkan Bayık bunun en farklı ve en önemli sonuçlarından biri de ekonomik akışın ilçede canlı kalması noktasıdır. Buna rağmen her fırsatta hayvan pazarı ve semt pazarı olmak üzere ilçe genelindeki bütün esnaflarımızı zaman zaman ziyaret edip varsa yeni taleplerini alıyor ve bununla ilgili gerekli çalışmalarımızı başlatıyoruz. İlçedeki bütün esnaf kardeşlerime hayırlı ve bereketli işler diliyorum. Allah kimsenin emeğini heba etmesin dedi. 2017-2018 Süper Amatör Ligi'nde grubunda şampiyon olan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor'a kupalarını Başkan Nihat Çiftçi takdim etti. Büyükşehir Belediyesi Yenice Spor Tesislerinde düzenlenen şampiyonluk kutlama programına Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Amatör Spor Kulüpleri Başkanı Mehmet Aktaşoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Keşküç'le Şanlıurfa Spor Eski Başkanı Kemal Saraçoğlu ve çok sayıda sporsever katıldı. Şampiyon olan takımı kutlayarak kupalarını veren Başkan Nihat Çiftçi, Büyükşehir Belediyesi olarak gençlere yönelik yapılan çalışmaların meyvesini verdiğini söyledi. Valliğinin, Seneyevalliğinden üçüncülüğe sonra ilerleyelim. Ama temeli sağlam kurmamız lazım. Tesisleşme, Halliye'de şu timin orada çok güzel bir tesise başlanmış durumda. Yeni sezona onu yetiştiriyoruz artık. Futbol müsabak kanalı, ASKP anlamında orada da yapılacak. Onu da belirtmek istiyorum. Önümüzdeki sezona yetişiyor. Ama güzel olan şu, şimdi voleybollar takım şampiyon oldu. İşte futbolda bir maçı kaldı, bir eleme maçıyla şampiyon olursa bir bari yükselmesi gerçekleşecek. Yine kulüp bünyemizde özellikle güreş, judo, tekvando, yüzmede ve birçok atletizmde artık ulusal ve uluslararası yarışmalarda, müsabakalarda çok güzel bir şekilde gençlerimiz ödül getiriyor, derece getiriyor, bize madalyalar getiriyor. İşte getiren Şanlıurfa'nın evlatları. Bu önemli.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Keşküç ve Şanlıurfa Spor Eski Başkanı Kemal Saraçoğlu da spora ve sporcuya verdiği desteklerden dolayı Başkan Nihat Çiftçi ve ekibine teşekkür etti. Şanlıurfa'da sadece Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün değil, bütün kurumların hem hamisi hem abisi olmuşlardır. Bizim götürdüğümüz bütün projelere de sağ olsun tüm gönlüyle destek vermiştir. Bu bağlamda kendisine teşekkür ediyorum. Hem sporcu kişiliği var, hem spora ve sporcuya verdiği değer ve önem var. Zaten bu da ortada. Yalnız belediye spor değil, amatör sporun tüm branşlarına, daha doğrusu sporla ilgili gerek Şanlıurfa Spor'a, gerek tüm amatör spor kulüplere, diğer spor dallarına verdiği destekten dolayı Nihat Başkanıma çok çok teşekkür ediyorum. AK Parti Akçakale Gençlik Kolları ile Akçakale Belediyesi, Türk kültüründe önemli yere sahip atı sporu okçuluğu yaşatmak ve genç kuşaklara sevdirmek amacıyla kurs düzenledi. 18 yaş üzeri gençlerin ücretsiz başvurabildiği okçuluk kursunun açılış töreni, Akçakale Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan ve AK Parti Akçakale Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Ağın da katılımıyla gerçekleşti. İlçede yoğun ilgiyle karşılanan organizasyonda konuşan Akçakale Gençlik Kolları Başkanı Mustafa A, göreve geldikleri günden bu yana gençlere yönelik kültür, sanat ve sportif faaliyetlere devam ettiklerini söyledi. Kursa verdiği desteklerden dolayı Başkan Ayhan'a teşekkür eden A, katılım gösteren misafirlerimize de ayrıca saygılarımı sunuyorum dedi. Akçakale Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan ise, Türk gelenek ve göreneklerinde ok ve yayın tarihinin çok eskilere uzandığını belirtti. Osmanlı'da okçuluğun çok geliştiğini ve düzenli bir spor faaliyeti olarak yapıldığına işaret eden Başkan Ayhan, cesaret, çeviklik, dikkat ve ustalık isteyen bu atasporunun günümüzde genç nesillere aktarılması gerektiğini kaydetti. Programda okla deneme atışları yapan Ayhan, milli ve manevi değerleri yansıtan her türlü aktiviteye katkı sunacaklarını söyledi. Akçakale Spor Salonu'nda 3 gün sürecek okçuluk kursuna katılan gençlere sertifika ve dereceye girenlere ise çeşitli ödüller verilecek. Şanlıurfa Spor Ligi'nin 28. haftasında 11 Nisan Stadyumunda İzmir ekibi Karşıyaka'yı 2-1 mağlup etti. TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele veren Şanlıurfa Spor, ligin 28. haftasında kendi evinde Karşıyaka'yı ağırladı. Zirve mücadelesinden kopmak istemeyen sarı-yeşilli ekip, zorlu karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı. İki ekibin de karşılıklı ataklarıyla başlayan maçta Şanlıurfa Spor yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi. Konuk ekip Karşıyaka 44. dakikada Tayfun Pektür'ün attığı golle 1-0 öne geçti. Golden sonra tribünlerden tepkiler yükseldi. Şanlıurfa Spor bu gole erken yanıt verdi. Ve 45. dakikada Hüseyin Kalan'ın kaydettiği golle eşitlik yakalandı. Karşılaşmanın ilk yarısı bu golle birlikte 1-1 sona erdi. Karşılaşmanın ikinci yarısında her iki ekip de gol için yüklendi. Karşıyaka kalecisi yaptığı kurtarışlarla takımını maçın içinde tuttu. Sarı-yeşilli ekip gol için ataklarını sıklaştırdı. Hüseyin Kala 88. dakikada attığı golle takımını 2-1 öne geçirdi. Maçın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Şanlıurfa Spor Karşıyaka'yı 2-1 mağlup etti ve puanını 51'e yükseltti. Sarı-yeşilli ekip bu sonuçla ligde 3. sırada kendisine yer bulurken, rakip Karşıyaka ise 17. sırada kaldı ve lige tutunma umutlarını iyice tüketmiş oldu. Maç sonunda Kanal Urfa mikrofonlarına konuşan sarı-yeşilli taraftarlar, alınan galibiyetin kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Hiçbir şey bitmiş değil. Gümüşhane de berabere kaldı. Puan farkı da düştü. Bu takım şampiyon olacaktır. Yeter ki sahip çıkalım, yeter ki inanalım. Bu 3 puanı tüm Şanlıurfalılara armağan ediyorum. Maçın zor olacağını biliyorduk. Çünkü Karşıyaka'nın küme düşme hatında hem en azından Altay için oynayacaktı. Onu biliyorduk. Zor bir maç olacağını biliyorduk. Allah'a şükür bu maçı 3 puanla kapadık. Önümüzdeki bir Bursaç maçımız var artık. İnşallah o Bursaç maçından da 3 puanla dönersek inanıyorum ki bu takım şampiyon olacaktır. Şanlıurfa Spor'u bu karşılaşmada yalnız bırakmayan Şanlıurfalı sanatçı Mahmut Tuncer de Kanal Urfa mikrofonlarına yaptığı konuşmasında Şanlıurfa Spor yönetiminde İstanbul'daki Şanlıurfalıların da yer alması gerektiğini söyleyerek kulübe destek yolunda kendisinin de girişimlerde bulunabileceğini söyledi. Yönetim olarak benim sadece burada Urfa kanalı aracılığıyla bence bir dahaki dönem inşallah yine başta olursanız bir karma yönetim yapmanız lazım. Mesela İstanbul'daki Urfalıları hiç değerlendirmişsiniz. Futbol kültürü olan, futbol bilgisi olan, futbolla yakından ilişkisi olan arkadaşlar var burada. Yani bunları değerlendirmek lazım. Orada çok iyi
köşede kaybolmuş, kalmış genç sporcu arkadaşlar var. Bunların hepsini İstanbul'dan buraya gönderme şansınız var. Tabii ki bu önerilerinizi yani, kayda alacağız. Yani inşallah böyle bir yönetim şey olursa her zaman hazırız. İnşallah Mayıs'ta yapacak yönetimde dediğin sistemde yani hem işi bilen hem parası olan hem bu takıma gönül vermişler de bir araya toplayıp o karmayı yapmak lazım. Doğru, haklısınız. Bölgesel amatörlük ikinci grupta mücadele veren Siverek Belediyespor kendi evinde ağırladığı Kahramanmaraş Dumlupınar Spor'u 8-1 mağlup etti. Maçın ilk yarısında iki golü ofsayt gerekçesiyle iptal edilen Siverek Belediyespor, Vedat Erçin'in dakika 25'te, Dumlupınar Sporlu Gökhan Arslan'ın dakika 40'ta attığı gollerle soyunma odasına 1-1 gitti. Maçın ikinci yarısında fırtına gibi esen Siverek Belediyespor 45 dakikaya 7 gol sığdırdı. İkinci yarıda kontrolü tamamen ele alan Siverek Belediyespor'un gollerini dakika 55, 66, 69 ve 77'de Vedat Erçin kaydetti. Diğer gollerse dakika 73 ve 88'de Emre Yüce ile ve dakika 56'da İbrahim Ülün'le geldi. Siverek Belediyespor bu skorla puanını 37'ye çıkardı. Grupta 5. sıradaki yerini korudu. Bu haberle birlikte ana haber bültenimizi de noktalayalım sevgili izleyenler. Yeniden buluşmak dileğiyle. Bizi izleyin, haberiniz olsun.